Kimi zaman kronik, kimi zamansa belirli zamanlarda gelir ağrı. O anlarda insanın canı ağrıyan yerinde atar. Bir türlü geçmeyen ağrılar için ismini Türkiye'de yeni duymaya başladığımız bir tedavi var artık. Adı da nöral tedavi. Nöral terapi vücudu bir bütün olarak ele alıyor. Lokal anestezi sayesinde ağrılara veda etmenizi de sağlıyor. İşte o tedavi yöntemi. Sinir, kas ve iskelet sistemindeki bozukluklar kronik ağrılara yol açabiliyor. Bu ağrılar hem kişinin yaşam kalitesini düşürüyor hem de iş gücü kaybına neden oluyor. Dayanılmaz ağrısı olanlar şifayı nöral terapide buluyor. Hastaya enjeksiyonla lokal anestezi uygulanıyor. Uygulama sonrası hem vücutta rahatlama hem de iyileşme sağlanıyor. Yeni ameliyat olan hastaların daha hızlı iyileşmesi, sinir yaralanmaları, yüz felci, baş ağrıları, vertigo, ortopedik yaralanmalar, menisküs yırtıkları, omuzda donuk omuz dediğimiz tablolar. Bunlara kadar birçok kas-iskelet sistemi rahatsızlığı, nörolojik hastalıklarda kullanılabiliyor. 1920'de Almanya'da ortaya çıkan nöral terapi Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Tedavi, kronik ağrılara sebep olan vücuttaki bozucu alanın tespit edilmesiyle başlıyor. Hastanın geçirdiği ameliyat izleri, protezler, diş implantları, yanıklar, kırık, eklem kırıkları, kemik kırıkları, bu bölgeleri mutlaka uygulama yapmamız gerekiyor. Normalde otonom sinir sistemi biz göremiyoruz ama yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir elektriksel uyarıyı gönderir. Eğer bir segmentte bozulma varsa ve aşağıya elektrik istediğimiz gibi gitmiyorsa bu bozucu alan yaratır ve başka yerlerde rahatsızlanmaya sebep olur. Mesela hastanın ayak bileğindeki bir kırık yarın öbür gün dizinde veya omuzunda veya başında geçmeyen ağrılara sebep olabilir. O yüzden bozucu alanın mutlaka tedaviye dahil edilmesi gerekiyor. Ağrıyan bölgeye enjeksiyonla lokal anestezik madde veriliyor. Kullandığımız ilaçta kesinlikle kortizon yok. Çok rahatlıkla diyabette, tansiyon yüksekliğinde, kan sulandırıcı ilaç kullanımında kullanabiliriz. Nöral terapi bebekler de dahil tüm yaş gruplarına uygulanabiliyor. Çocuk hastalardan tutun da emziren anneler, gebeler, tansiyonu, şekeri, diyabeti var hastanın ama ameliyat olamıyor. Bu tür hani hastalarda kullanabiliyoruz bu tedaviyi. Uygulamanın herhangi bir yan etkisi yok. Bir iş kazası sonucu kalkanoz kemiğim kırıldı. Rahatlama amacıyla nöral terapi önerildi. İlk yapıldığı anda biraz rahatsızlık hissediyorsunuz. Hani bir yorgunluk, bir halsizlik oluyor. Ama o bir gün sürüyor. Bir günden sonra gayet güzel bir sonuç elde ediliyor. Nöral terapi en az 3, en fazla 10 seans uygulanıyor. Yaklaşık 20 dakika süren seansın ardından hastalar yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebiliyor.